Nesine TV'den herkese merhabalar. Yine NBA'de devam eden playoff maçlarından cumartesi ve pazar gününe denk gelen 4 karşılaşmayı sizler için yorumlayacağız. İlk karşılaşmamız 664 kodlu Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers mücadelesi. Bu karşılaşmada 2.5 sayılık bir handikap ev sahibi Hawks lehine ve 200.5 sayılıkta bir sayı limiti var karşılaşmanın. Karşılaşma cumartesi Türkiye saatiyle sabaha karşı 2'de oynanacak. Onu tekrar hatırlatayım. Bu serinin ilk iki maçını Cavaliers kazandı. İkinci maçta özellikle Cavaliers takım halinde 25-3 sayılık isabeti buldu ki bu NBA tarihinde bir rekordu. Dolayısıyla maçı uzun süre farklı önde götürdüler ve rahat bir galibiyet aldılar. Yani açıkçası bu kadar iyi atan takıma karşı hani hangi takım olursa olsun savunmada yapacak fazla bir şey yoktu. Dolayısıyla Cavaliers evindeki iki maçı kazanarak önemli avantaj sağladı. Seri boyunca bu iki maçtan yola çıkarak belki ikinci maçı çok hesaba katamayız ama ilk maçta da Cavaliers gerçekten özellikle yani ilk seride olduğu gibi bu seride de LeBron James'in ağırlığını koymasıyla çok ağır basıyor. Bunun yanı sıra bir de takım arkadaşı ona eklenince böyle ikinci maçtaki gibi ufak tefek ekstra performanslar bile olsa bu Cavaliers'ı galibiyete taşıyor. Ben Atlanta Hawks'ın evinde belki biraz daha zorlayacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var bu karşılaşma üzerinde. Serinin 3. maçları genelde dezavantajı dönen takımlar için böyle bir son ümit oluyor. Çünkü bu maçı kazandıkları takdirde 2-1'e getirecekler. Kaybederlerse 3-0 olacak. Yani 3-0'dan seri çevirmek de neredeyse mümkün değil. Bir de rakip Cavaliers'ken. Dolayısıyla tamam devam maçı oluyor bu 3. maçlar. Ben bu açıdan Atlanta Hawks'ın biraz zorlayabileceğini düşünüyorum. Daha sert bir savunma, daha etkili bir savunma olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçta taraf bayisine biraz uzak durmak istiyorum ben. Zaten ilk maçta çok skor olmayabileceğini gördük bu seride. Ben artan savunmalar ve Cavaliers'ın da belki biraz 2-0'ın rehavetine kapılmış olabilme ihtimaliyle biraz daha şut adaylı oynarsa ikinci maçtaki şeyi yakalayamayabilir bu maçta. Yani öyle bir performans her maçta olmaz. Dolayısıyla ben limitin altında kalınacağını düşünüyorum. Alt tercihini öneriyorum bu karşılaşmada. İkinci karşılaşma 665 kodlu Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs mücadelesi. 1.5 sayılık bir handikap ev sahibi Thunder lehine ve 200.5 sayılıkta bir sayı limiti var bu karşılaşmanın. Ben bu karşılaşmada Oklahoma City Thunder'dan yana düşünüyorum açıkçası. Neden? Çünkü bir kere ikinci maçı kazandılar. Evet, o maçın sonunda çok tartışmalı pozisyonlar vardı. Çok hakemlerin bir sürü karar hatası yaptığı söyleniyor. Ama neticede Thunder serinin belki de kırılma maçını kazandı. Yani çok çok önemli bir maç. San Antonio Spurs normal sezonda o maçlarla ilgili yorumlarımızda söylemiştik. Yani tarihi rekorun eşiğinden döndü. Sadece bir maç kaybettiler normal sezonda iç sahada. Yani 41 maçın 40'ını kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Buna playoff'ta da devam ettiler. Zaten Memphis onların yanında bir takım değildi. Çok rahat galibiyetler almışlardı. Ama Thunder orada kazanarak serinin gidişatını bence çok değiştirdi. Açıkçası Spurs oraya gelirken, yani Oklahoma City'ye gelirken bence acabalarla gelecektir. Thunder da zaten iç sahada Westbrook ve Durant'in ikisinin birden daha üst performans sergileyebildiği bir takım. Ben bu ikilinin Spurs savunmasınca durdurulmasında çok zorluk yaşanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ev sahibi takımının galibiyetine güveniyorum ben bu karşılaşmada. Üçüncü karşılaşmaya geçelim. 696 kodlu Miami-Toronto Raptors mücadelesi var. Bu maçta cumartesi gece yarısı 12'de, yani pazar sabahını cumartesiyi pazara bağlayan gece diyelim, oynanacak bu karşılaşma. Raptors lehine 4.5 sayılık bir handikap var ve 188.5 sayılıkta bir sayı limiti var mücadelede. Bu seri Miami'ye taşındı, 1-1 taşındı. İlk maçı Miami kazanmıştı. Lowry'nin, Toronto Raptors'ın yıldızlarından Lowry'nin son saniyelerde bir üçlüğü vardı orta sahadan. Maçı uzatmaya getirdiler. Orada Miami Dwayne Wade önderliğinde tecrübesiyle maçı kazandı. Ancak ikinci maçta pek tecrübe yeterli olmadı. Zaman zaman öne geçip hatta farklı üstünlükle yakalasalar Raptors geri gelip yine uzatmaya gitti maç bu arada. Uzatmaya gittiği halde bu sefer kazanan Raptors oldu. Bu onlar açısından iyi bir moral sağladığını düşünüyorum onlara. Ama Miami'ye geliyorlar. Miami Heat evinde bu sezon çok iyi oynayan bir takım. Zaten playoff'ta da bundan önceki seride de iç saha maçlarında özellikle serinin 2-2 maçında rakibi dağıtmışlardı Charlotte Hornets'ı. Ben bu maçta iç saha avantajını tecrübeli oyuncuların iyi değerlendireceğini düşünüyorum. 4.5 sayılık bir handikap var ama ben Toronto'da bu kadar ağırlık koyan, hani uzatmalarda zar zor yenilen Heat'in içeride
rakibini hani 5 sayı ve fazlasıyla yenebileceğini düşünüyorum. Maç sonu bir tercihini öneriyorum bu karşılaşmada. Ve son karşılaşma 697 kodlu Portland Trail Blazers Golden State Warriors mücadelesi. Bu maç da pazar sabahı 3.30'da oynanacak. 3.5 sayılık bir handikap ev sahibi takımın lehine ve 212.5 sayılıkta bir sayı limiti var karşılaşmanın. Bence bu seri ikinci maçta bitti diyebiliriz. Neden bu kadar erken konuşuyoruz? Çünkü o maçı ben özellikle ikinci yarısını detaylı bir şekilde izleme fırsatı buldum. Açıkçası Portland ilk 3 çeyrek çok güzel götürdü maçı. 3. çeyrekte hatta artık son darbe indirmelerini bekliyorduk. Yani Warriors'a hani farklı açılmaya başlamıştı. Ancak son çeyreğe girildiğinde işler tamamen değişti. Ezeli olsun, Thompson olsun, Iguodala olsun. Warriors inanılmaz bir savunma yapmaya başladı. Ve maçın başından itibaren bir sürü üçlük kaçıran Thompson son periyotta üst üste üçlük basketler atmaya başladı. Böyle bir ivme yakaladılar ve Curry olmamasına rağmen öne geçip maçı kazandılar. Ve hatta farkı da arttırarak kazandılar öne geçip. Dolayısıyla bu Blazers açısından çok yıkıcı bir galibiyet oldu. Çünkü onlar için bu maç çok kritikti. Üçüncü maçta Stephen Curry'nin oynanması bekleniyor çünkü. Muhtemelen oynayacak. Bu maçı kazansalar da en azından bir psikolojik üstünlük yakalamayı umut ediyorlardı. Ancak o da ellerinden gitmiş durumda. Curry'nin de oynayacağını düşünürsek, yani dış sahada Portland karşısında hani iyi de savunma yapabilen bir takım olmadığını biliyoruz Portland'ın. Warriors için 3.5 sayılık handikap bence hiç de aşılmayacak bir handikap değil. Ben konuk ekibin kazanıp seriyi 3-0'a getireceğini düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum hafta sonu için.